Herkese iyi akşamlar. Bugün Hararet.org için çok kıymetli bir gün. Banu Avar'ı, bizim için Banu ablayı ağırlayacağız. Şimdi kameranın diğer tarafında arkadaşlarımız var. Yayından önce hep birlikte tanışık olduğumuz. Kameranın diğer tarafında da aslında televizyonlardan veya YouTube'dan bizi izleyenler oluyor. O izleyenler ilk önce şunu duyurayım. Ben yayın boyunca Banu Avar'a Banu abla diyeceğim. Ama bir saygısızlık olarak görülmesin. Hem tanışıklığımız bu ablalık imkanlarından kaynaklanıyor bu. Aynen Şimdi öyle. aslında Banu abla ilk önce hoş geldin demek istiyorum Hoş sana. bulduk, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin İyiyiz, çok ablacığım? gayet iyiyiz. Sizlerle beraber olduğum için çok iyi hissediyorum, kendimi mutlu hissediyorum. Önemli bir şey bu benim için, benim için de. Bir de bir ilk yapıyorum. Yani bu tip bir röportaj ben yapmadım hiç. Bu da benim için de değil. Yani Ömür Kurt'la yapmıştık. Başka türlüsünü ama böyle yani meslek hayatı falan gibi bir şey ilk olacak gibi. O yüzden Bu zamana kadar hep daha büyük şeyler konuşuyordun televizyonlarda, ama bence en büyük şey hayatındı. Onu çok bir fazla de şöyle konuşmamıştık bir şey bugüne vardı, kadar. yani bir takım tanıdıklar, çok saygı duyduğum bir takım abiler, ablalar, bizim basın camiasına ya da gazetecilikte ne kadar yaş farkı olursa olsun abi ya da abladır işte Atilla İlhan gibi, yani abiler falan. Hep böyle notlarını iyi tut, belli bir yaşa gelince de bunları topla falan demişti. Şimdi sen bana böyle bu tip bir şey, meslekle ilgili bir şeyler falan deyince ben de biraz geriye bakayım dedim. Bu benim için çok iyi oldu. Sanki böyle başlangıç gibi oldu. Birdenbire böyle hiç hatırlamadığım şeyleri hatırlamaya başladım. Harika. Yani faydası olacak gibi bu senle olan bu programın. İnşallah oradan bir ana kitabı Belki çıkar. Çünkü oluyor, belki bir bence şey çıkar. kıymetli olabilir. Şimdi Banu Evet. abla ilk önce şöyle söylemek istiyorum. Şimdi Banu abla sonuçta kamusal bir figür. Uzun yıllardır gazetecilikle uğraşıyor. Belgeselci, kitapları var. Şimdi çoğu kamusal figüre ulaşmak çok zordur. Birincisi, Banu ablanın benim nazarımdaki en büyük özelliklerinden birisi çok kolay ulaşılabilir olması. Bu anlamda diğer bahsettiğimiz gazeteci veya yazar tayfasından bu özelliğiyle hemen ayrılan birisi. Ama ikincisi söyleyeceğim, benim için kendim de test ettiğim için bizzat bildiğim bir şey. Şimdi Banu ablayla biz yakın olmamıza rağmen ideolojik açıdan aynı hedefe bakmamıza rağmen bazen uyuşmayabiliriz. Ve ben bunları Tabii. Facebook'ta veya Twitter'da dile getiriyorum. Ama genelde Türk aydınında, Türk gazetecisinde şöyle bir tavır vardır. Siz birini eleştirirsiniz. Eğer onunla aynı fikirde değilseniz, çünkü siz hem yaş olarak hem de kariyer olarak ondan düşük olduğunuz için Emirhan, muhtemelen ya sesin gidip engellenirsiniz. geliyor. Şu an sıkıntı var mı abla? Şu anda yok. Anlık gidip gelebilir abla, ama YouTube'da onlar sıkıntı olmuyor. Herkes Tabii. dinleyebiliyor. Şunu söylemek istiyorum. Banu ablaya şu açıdan teşekkür etmeliyim. Bu zamana kadar yaptığımız her eleştiriyi hem çok kıymet vererek dinledi, hem de hepsini gerekirse yüz yüze de dinlemeye cesaret gösterdi. O yüzden buradan da böyle bir teşekkür sunmuş olayım. Herkese de bu Teşekkür değil, anlamda yani bu bir Banu görev. ablanın bu kıymetli özelliği. Bu bir Eyvallah görev abla. ve ben Eyvallah. de Biz o açıdan da Emirhan, daha önceki abi ablalarla, hepsine değil ama anlatacağım bugün de. Bazıları çok korkunç şeyler de yaptılar. Ben 20 yaşındayken bana. O zaman alınan bir karardı bu. Yani mühim olan yeter ki fikirsel olarak gelişme olsun, tartışmalar olsun. Herkes aynı düşünecek diye bir şey yok. Ve belki de yanlış olan da belki kendini geliştirebilir tabii. Eyvallah abla, bu katkı için çok teşekkürler. Şimdi duyurduğumuz üzere Banu ablanın meslek hayatını konuşmak istedik bir parça. Tabii meslek hayatını konuşurken Banu ablanın o tarafta yetiştiği kültürel özellik, anne babasının belki mesleği, evindeki durum, içine doğduğu ortam çok önemli. İlk önce şöyle başlamak isterim. Abla, nasıl bir eve doğdun? Yani babanın mesleği neydi? Annen nasıl bir insandı? Ve o evin içindeki ortamda kültürel etkilenme alanı var mıydı? Mesela bir kitaplık var mıydı? Veya kitap var mıydı? Böyle başlamak isterim abla. Evet, babamla annem arasında 36 yaş fark vardı. Babam 1893 doğumlu, yani böyle bir çok büyük yaş farkı olan bir ailede doğdum ve babam bir çocuk eğitmeni, çocuk esirgemeyi kuranlardan biri. İşte
Balkan Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda savaşmış biri. Halep doğumlu, çünkü oraya sürülmüş padişah tarafından dedem, orada doğmuş. Sonra Cumhuriyet, yani işte savaşlarla, ilk Trablus Savaşı'yla gelmiş asker olarak. Sonra Çanakkale'de, Balkan Harbi'nde. Ve bunların hepsini anlatırdı. Ben daha 4-5 yaşındayken ve annem hastanede sicil memuruydu, Yakacık Sanatoryumunda. Oradan gelen doktorlar, Mehmet Bey anlatmayın, çocuğun yanında travma geçirecek falan demişlerdi. Ben de öyle hikayelerle büyüdüm. O yüzden de travma geçirdim, böyle gördüğün gibi. Travmalı haldeyim yani. Estağfurullah. Ama şeydi yani, çok kitap okuyan, durmadan Arapça dilde lügat deniyor sözlüklere. O zaman babam lügat diyor tabii. Lügatı getir. Baba bu ne demek? Lügatı getir falan, bu şekilde. Çok büyük bir kütüphanesi olan bir evdeydim. Büyüdüm. Ve 4 yaşında da okuma yazma öğrenmiştim. Onun da büyük dezavantajını gördüm. O yüzden herkese aman çocuğunuza evde okuma yazma öğretmeyin diyen biri oldum. Çünkü normal birinci sınıftan başlattılar ve her şeyi biliyordum. Yani çalışmamayı öğrendim okula gidip. Yani yani çalışma disiplini edinemedim. Daha sonra zor bir şekilde edindim, öyle diyeyim. Annem de bir Yörük kızı. Yörük, sarı keçili deniyor onlara. Balkanlardan gelmişler ama Karaman'dan gidenler Balkanlara. Yani Yörük bir ailenin kızı. Dokuz oğuzlar deniyor kendilerine. Babam da biliyorsun Avar, yani Dağıstan göçmeni. Bir yerden babası getiriliyor önce. İşte böyle yani. Daha sonra da olay çıkaracak bu Bahattin Bey falan deyip padişah tarafından Halep'e yollanıyor. Babam da orada doğuyor. Böyle bir durum. Böyle bir evde büyüdüm ve 4 yaşında gayet Hürriyet gazetesi vardı o zaman. Hürriyet gazetesini net olarak okuyordum yani. Ama dediğim gibi onun faydasını pek görmedim. Anladım. Anladım abi. Çok Ama küçük yaşta da okuma yazmayla yani ilişkili faaliyetim vardı. anladım. Ama nihayette burada bence önemli olan temalar iki tanesi şu. Bir, kitaplı bir evde büyüdünüz. İki, kitap okunan bir evde büyüdünüz. Evet. Anladığım kadarıyla gazete giren bir evde büyüdünüz. Evet. Kültürel olarak muhtemelen coğrafyanın dört bir tarafına dağılmış bir ailenin tekrar tekrar Evet. toplanmasından Biraz bir öyle, bir de mahsusunuz. Emirhan o kadar enteresandı ki bizim bir cami yapmış işte Tevziye Camii'ni dedem yaptırmış Şahit'te. Çünkü oradan hacca gidiyorlar. Yani Dağıstan'dan çıkanlar işte önce Kudüs'te duruyor, sonra Halep'te duruyor. Sonra yola devam ediyorlar. O cami yapıldığı için o caminin etrafında da kalacak yerler var. Hanlar falan var böyle. Yani o bir külliye böyle. Orası da bir naibdeydi. Naib vekil demek yani. Bizim ailenin naib tayin ettiği bir Suriyeliydi. O gelirdi. Senede bir iki defa gelirdi. Ve geldiği zaman keşke film imkanı olsaydı da görülseydi. Çok hoş insanlardı. Çok zarif. Ve o zaman Suriye'de çok güzel kumaşlar vardı. Böyle parlak kumaşlar falan. Mutlaka onlardan anneme hediyeler gelirdi. Ve bir de böyle sucuklar vardır ya, bilirsin hani, ezme, cevizli falan. Ve onlar da Suriye'de çok güzel yapılırdı. Onlardan getirirdi. Evde müthiş bir bayram havası olurdu onlar geldiği zaman ve bizim anlamadığımız bir dilde konuşuyorlardı babamla, Arapça. Evet. Mesela şimdi Banu abla böyle anlatırken Banu ablayı takip edenler şunları hemen çözmüş olabilirler. Banu abla mesela sarı keçili diyor, Şam diyor. Banu ablanın son Evet. 15-20 yılına bakalım. Hala Toroslar'daki veya Antalya'daki ve Evet. o çevredeki insanlarla ilişkili. İkincisi Evet. Şam diyoruz mesela Suriye Dostluk Heyeti'nde de yanlış Evet. hatırlamıyorsam bulundun abla. Evet, bulundum. Evet yani o anlamda aslında küçüklükte yaşadığımız ve aslında o an belki iz bırakmadığımız düşündüğümüz şeyler hiç peşimizi bırakmıyor. İyi ki de bırakmıyor. Bırakmıyor, yok. Yok, evet, haklısın. Yani çok etkileniyorum ben gittiğim zaman da. Zaten duygusal bir insanım. Yani oralarda öyle çok etkilendim. Anladım. Ya bu aslında coğrafyada başka bir türlü bakma imkanı sağlıyor. Çünkü oradaki Evet, ben yani senin de benim de mesleğimiz, yani bu meslekte bunun dezavantaj değil, yani bize öyle öğretildi. Dezavantajdır.
böyle duygusallıklar bilmem neler, görmeni engeller, soru sormanı engeller bilmem ne falan. Ben buna inanmıyorum. Benim eğer bir lokmacık başarım varsa bu duygusal bakışımla elde ettiğimi düşünüyorum. Yani çok kolay hissedebiliyorsun sahaya girdiğin zaman. Bana faydası oldu yani, öyle düşünüyorum ben. Anladım, anladım abla. Peki abla, şey hatırlıyor musun? İlk okuduğun kitabı ya da o dönemlerde mesela 13-14 yaşlarda veya daha böyle yani ergenliği hemen öncesi, üniversite dönemi veya yüksek lisans döneminin hemen öncesinde seni etkilemiş kitaplar var mıydı? Vardı. Ben Orhan Kemal hastasıydım. Annem de çok severdi. Onun için Fakir Baykurt, Orhan Kemal, Kemal Tahir, yani Yaşar Kemal de. Biz bunlar evde çok vardı. Ben de çok küçük yaşta daha da anlamadan okudum. Çok roman okuyan bir annem vardı. Dolayısıyla böyle şeylerde çok Varlık Yayınları'ndan çok duygusal kitaplar, öyle şeyler falan okurdum. Ve küçük bir iş bankası şey vardı. İş bankası kumbarası vardı. Aha. Oraya para falan atardık işte. Oradan çıkan parayla ilk yaptığımız iş gidip şey almaktı, yani kitap almaktı. Yakacık diye bir köyde oturuyordum, Pendik'in üstlerinde. Yani oraya kitap getirirdi Metin amca diye bir adam. Oradan kitap alırdım falan. Yani kitap çok okuduk. Peki abla, her zaman meraklı mıydın? Yani bu merak çok meraklı bir çocuktum. Yani böyle yaka siktiriyordum artık. Mesela aynı şeyi Cem'de görüyorum. Cem beni mahvetti seneler boyunca ya. Bu Cem yani devamlı o ne, bu ne, şu ne, niye öyle dedin, niye yaptın, niye yaptın? Yani inanılmaz bir merak. Ben ama kendimi çok benzetiyorum. Çünkü ve yani etkilenmiyor da. Sen bir şey söyle, hayır o da yanlış falan diyor. Yani yanlış, öyle de olmamışsa. Yani, evet. Onun için çok eğleniyorum. Evet, doğru yani, öyle yani öyle olmalı. Çok güzel. Anladım ablam. Peki bu merakla birlikte abla, şu anda sen hayatını ortalama belki 30 yıldır, 40 yıldır gazetecilikle geçiriyorsun. Ama 20 evet. Yaşlarında senin 1955 doğumlu olma vesilesiyle 1970'li yıllara ve 75'e ve ondan sonrasına denk geliyor. Şeyi çok merak ediyorum. Yani mesela insanın, örnek veriyorum, ben de gazeteci mezunum. İstanbul Üniversitesi'nden mezunum. Ben de kendi adıma hep şöyle bir dürtüyle hareket ediyordum. Hayret ve merak, ama bu merak duygusu mesela politikleşmeye yol açtı. Bu niye böyle? Şu niye böyle diyerek. Bu aynen. 70'lerdeki dönemi ve kendi dönüşümünü anlatma şansın var mı abla? Onu dinleyebiliriz senden. Nasıl bir ortam vardı? Nasıl bir hava vardı? Şimdi ben 70'te 15 yaşındaydım biliyorsun. Hı hı. 15 yaşındayım. Çok meraklı bir çocuktum. Yani her şeyde, çevremde de yavaş yavaş garip şeyler olmaya başlamıştı ve bunları da görüyordum. Yani genellikle ben yaş civarındaki insanlar o dönemde çok göremeyebilirler ama benim karşıma birileri çıktı. Öyle diyeyim. O insanlar hı. kendilerinden bahsedilmesini istemezler. Ve o kişiler var. Benden biraz büyük bunlar. Yani ben 15 yaşındaydım. Onlar mesela 19-20 yaşındaydı. Demirel hükümeti vardı. 69'da Demirel gelmişti. Onu o kadar farkında değildim ama şunun farkındaydım. Bir şey oluyordu. Yani daha sonra ne olduğunu anladım. Sendika yasası değiştirildi o dönemde. Ve birdenbire bizim oturduğumuz yer Selami Çeşme, Gebze'den bir işçi şeyi kalktı. Büyük bir güruh kalktı ve Bağdat Caddesi, yani Gebze'den Kartal'dan Bağdat Caddesi'den geçerek gittiler, yürüdüler. Ve insanlar, herkes ön pencerelerine, eğer panjur varsa kapatıp ya da ön pencerelerden uzaklaştılar. Bağdat Caddesi üstündeki evlerde ve arka taraflara gittiler. Ben de arka balkondan atladım ve o işçilerin arasında yürümeye başladım. Olay böyle başladı benim hayatımda. Yani o bir dönemmek, yani bir şeydi yani. Olur. Çok önemli bir şeydi bizim için. Yani orada nasıl, bazen çok düşünüyorum, nasıl karar verdim? Nasıl onların arasına katılmaya nasıl karar verdim? Nasıl yani evden izinsiz nasıl çıktım?
Hiç hatırlamıyorum onları ama kaçtığımı hatırlıyorum. Fakat birileriyle temastaydım ve bu olayları yavaş yavaş konuşmaya başlamıştık. Ve çok ilginçtir yani 16 Haziran bu. 15 Haziran'da da olaylar olmuştu. O zaman çıkmadım. Ama 16 Haziran'da yani biliyorsun o dönemde iki tane konfederasyon var. Yani Türk İş ve DİSK var. Bunlardan falan haberimiz yok. Yani Türk İş'ten DİSK'e insanlar geçmesin diye yasalar falan değiştiriliyor. Bunların hiçbirinden haberimiz yok. Ama ben işçilerin burasına geldiğini ve haklı olduklarını düşündüğüm için onların arkasına takılıp Kadıköy'e kadar yürüdüm. Olay böyle başladı. Yani benim konuşlanışım hayata bence 16 Haziran diye düşünüyorum. Anladım. Ondan evvel çok uzun yıllar yani ondan evvel daha 9 yaşındayken çalışmaya başladım. TRT Çocuk Radyosu, Çocuk Saati'nde. 1910 yaşında, 65 yılında. Orada Çocuk Saati vardı. İşte herkes, bütün çocuklar sabah, pazar sabahları 9'da onunla kulaklarını açarlardı. Ben de öyleydim. Bir gün burada bir ilan duyduk ve oraya gittim. Orada da çok enteresan insanlarla tanıştım. Vedat Demirci Bey'in yönetimindeki işte İstanbul Radyosu'nun olduğu yerde Çocuk Saati. O da önemli bir şeydir. Önemli bir kilometre taşı. Bu 1970 16 Haziran'da çok önemli bir tarih benim için. Anladım ablam. Peki bu kariyere Yani başlama. sıkı yönetim ilan edildi ondan sonra anlıyor musun? Yani mutlaka biliyorsundur olayı. Evet, Sıkı evet. yönetim ilan edildi ve 3 işçi öldü, bir polis öldü filan. Yani öyle olaylar oldu. İlk olaylardı bunlar. Yani çok enteresan ilk işçi olaylarıydı. Onun için Peki. çok ilginçti. Ondan sonra şey geldi. 6. filolar, işte Vedat Demircioğlu'nun öldürülüşü, başka şeyler gelecek. Ondan sonra doğum mitingleri filan başka şeyler gelecek yani. Peki o Ama dönemde ilk ama olay buydu. senin ilk çalışmaya başladığın ve ilk yazını yazdığın yerin arasında bir mesafe var mı? Mesela ilk bir yere yazı gönderdin, sonra mı çalışmaya başladın herhangi bir kurumda veya dergide? Yoksa zaten çalışmaya başladığında yazıların yayınlanmış mı oldu? Veya haberciliğe nasıl başladın, gazeteciliğe nasıl başladın? Onu Ama merak hep ettim. yazıyordum yani devamlı not tut. Benim babam bana çok yani dedim ya 4 yaşında okuma yazma biliyordum diye. Yani babam bana küçük defterler alıyordu. Kurşun kalemin içine saplanan küçük defterlerim vardı ve sürekli yazı yazıyordum zaten ben. Not alırdım. Hatırat gibi yani böyle şeyler. Fakat bu işte olaylar olduğunda yani 70 16 Haziranlardan falan sonra bayağı ciddi notlar almaya başlamıştım. Hatta birileri onları gören belge değeri olduğunu hani bir çocuğun gözünden ama belge değeri olduğunu da söylediler bana. Yani Atilla abiye mesela okumuştum ben onlardan bazılarını. Keza 77 olaylarında Kazancı Yokuş'un başındaydım. O zaman da öyle çok söylemiştim yani o göstermiştim birilerine de. Ama yani dersen ki ne zaman yazmaya başladın dersen çok sonra yani hani gazeteci gibi yazmaya başlamak ya da işte röportajlar vesaireler falan yapmak daha sonra yani 20 yaşında falan. O Yok herhangi bir 80'lerin para karşılığı değil. hmm. Kendim öyle yazdım. 80'lerin hikayesi mi oluyor abla biraz bu bahsettiğin? Yok 80'lerin değil. Ben Emirhan aslında çok senaryo yazma hastalığı vardı bende. Yani illa ben film yapacağım. Yani onu hep istedim. O pek olmadı. Orada işte bir takım insanlarla vesaireyle yani öyle bir takım çalışmalara falan girdik. Böyle bir senaryo denemeleri daha çok oldu. Ama bir yere varamadım yani oradan. Daha sonra ilk yazımı Aytunç Altındal'la işte tanıştık. Yani Süreç dergisi mi abla? evet süreçtekiler. Süreçtekiler. Aytunç Evet. Bey'le tanışıklığınız nereden oldu abla? Çünkü o da çok özel bir portre. Yani hem gazetecilik adına hem yayıncılık adına da onun bir de yayıncılık faaliyeti var. Ben onun birkaç tane kitabını da sahafta falan herhalde Evet. Alman 1945 veya 45'te Ribbentrop'un Alman belgeleri. evet. Kemal Konyer'in çevirisi çok Evet. önemlidir o kitap. Evet. Sağ İnanılmaz. Bir de Osmanlı İmparatorluğu diye bir kitap var. O da çok önemli bir kitap.
Kendisi Kadın siyasal meselesine kültür. Ha, Türkiye'de dair de bir kadın kitap Marksist var. bir yaklaşım. Evet, Evet. o Ya kitabı. çok ilginç bir Onu. kitap. Evet. Sonra nedense böyle değişik bir şekilde Erbakan'a gitti falan. Değişik yani, değişik şeyler oldu orada. Şöyle ben çok garip bir okul hayatı durumu var. Yani o dönemi anlamayan nasıl böyle olduğunu anlayamaz. Anlatmak da çok zor ama şöyle, yani Erenköy Kız Lisesi'ni okudum. Daha sonra bu olaylar başladı. Yani bu söylediğim sana 1970 olunca Evet. kaldım. Kalınca halamın bir okulu vardı benim. Sosyetene gittiği bir okul. Erenköy'den oraya gittim. Eseniş Koleji bu. Boğaz'da. Orada birdenbire 70'te biliyorsun İstanbul Kültür Sarayı yakıldı. Kıyamet kopuyor. Garip garip olaylar oluyor. Bu sefer oradan da kaçıyoruz. Okuldan falan. Bu sefer dediler aile şikayetçi oluyor. Alın bunu. Durmuyor bir yerde falan. Oradan ben ya ben konservatuvara gideceğim. Ben şey yapacağım. Tiyatrocu olacağım dedim. Konservatuvar imtihanına girdim. Yıldız Kenter ve Meriç Cevdet Anday böyle şeyinde başkanlığında bir jüri havada aldılar. Jean Anouilh'in Kiss Me Kate'ini oynadım. Hemen aldılar. Çalıştıran Tevfik Gelen Bey'di. Çünkü bizim hemen evin yanındaydı onun tiyatrosu. Ve orada Hikmet Kıvılcımlıcı gruplarla tanıştım. Oraya geliyorlardı. Çünkü herkes aranıyordu o zaman. İşte onlar da çoğu Kürt kökenli arkadaşlar. Fakat Kıvılcımlıcı. Yani onlarla tanıştık. Onların kaldığı bir kapıcı dairesi vardı. Beyoğlu'nda. Fransız Kültür Merkezi'nin arkasında Zuhal İşkembecisi'nin yanında bir apartman. Okula gittiğim zaman, yani okul dediğim de ne? Ben şimdi gidiyorum ya şeye, konservatuvara, Pierre Loti'ye. Bir de liseye gitmem lazım. Yarım gün hangisi var diye baktım, Matbaa Meslek Lisesi var. Oraya gittim. Fotoğraf bölümüne. Yani inanılmaz bir lise hayatım var. Kimsenin Evet. beyni almıyor. Ben bugün anlattığım zaman yok kabul etmiyoruz Evet. falan diyorlar. Neyse böyle bir aman bunların hepsi oldu. Zaten hep bütün okullardan da arkadaşlarım var. Belki bu yayını dinlerler. Hala görüşüyorum o insanlarla. Oradan kaçıp Beyoğlu'na geliyordum. Beyoğlu'nda bu arkadaşlar böyle hücre gibi oturan arkadaşlarla oturuyorduk biz. İşte inanılmaz tartışmalar falan oluyordu. Ve orada onun üst katında da Gözlem Film diye bir film şirketi vardı. Fikret Hakan, Aytunç Altındağ, herkes oradaydı. Ve ben okul önlüğümle yani formamla gidip onların arasına oturup işte carcur ediyordum yani. Çok da ukala oluyor insan o yaşlarda böyle 16, 17, 18. Öyle yani, öyle tanıştık. Daha sonra bana çok ilginç Haşhaş ve Emperyalizm diye bir kitap yazıyordu Aytunç Altındağ. Ve o kitapta Timothy Leary diye bir takım Amerikalıların nasıl uyuşturucuyla deneyler yapıp beyinle oynaması üzerine yazılan kitaplardı bu. Ama aynı zamanda bunlar biliyorsun bu Tavır Stok'la falan da ilişkili. Yani çok önemli psikologlar falan var. Toplum nasıl güdülür? İşte hapishaneden adamları almışlar İngiltere'de. Onlara veriyorlar bu uyuşturucuları, ne yapıyor diye bakıyorlar. Böyle bir şey var. Bunlarla ilgili kitaplar falan yazıyordu. İşte ben de yani sürekli çok ilgimi çekiyordu. Böyle bir tanışıklık oldu. Daha sonra çocukları ve karısıyla tanıştım. Carol diye İsviçreli bir kadın. Ve kadının bir önceki eşi Angola Kurtuluş Örgütü'nün başı. Yani inanılmaz hikayeler. Yani dağıldım ben o zaman. Çünkü çok heyecanlanıyorsun, anlatabiliyor muyum? Yani böyle böyle enteresan şeyler oldu. İşte Aytunç'la böyle tanıştık. Gözlem filmde. Sonra ben işte yazmak bilmem vesaire senaryo işte bunlarla ilgileniyordum. Onları anlattım. Onlar bana yardımcı oldular. Birazcık çalıştım o sıralar ama okul berbat durumda falan. En sonunda okulu bıraktım ben. Bana eyvallah dedim. Okumuyorum ben dedim.
oldu. Bundan sonra ve Emek Matbaası Ankara'ya bir gecekondu semtinde bir ev kiralayarak evden kaçıp Emek Matbaası'nda işçi olmaya karar verdim ve işçi oldum orada. Fakat 3 ayı geçmedi. Oradaki işçileri örgütledim. Hep beraber patrona karşı bir grev yaptık. Çalışmıyoruz biz diye ve adam hepimizi attı. Olay bu yani. 3 ay sürdü o. Sonra para pul yok. Halam var orada. Halama gittim. Halam da üniversitede Hacettepe'nin psikoloji bölümünü kuran kadın. Feriha Baymut. İşte onun orada İhsan doğramacılar bilmem neler falan böyle bir garip bir çevre. Baktım olacak gibi değil. Orada Ankara Sanat'ta benim arkadaşlar vardı. O Ankara Sanat'taki arkadaşlarla biraz takıldık. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda. Harika ya. Mesela buluşmaya gidiyorum. Diyorlar nerede diyorum Erdinç. Ya diyor afiş asmaya gittiler. Tamam ben de gidiyorum diyorum. Bir bakıyorum kapıda karnını tutarak Erdinç var fakat kanlar akıyor. Ülkücüler gelmiş bıçaklamış hepsini. Hemen alıp hastaneye götürdük. Fakat hastanedeki doktorlar ve hasta bakıcılar da karşı takımdan. Onlar da diyorlar ki kuşlar geldi dediler. O zaman kan kaybından gitme durumu var. E ne olacak? Ne yapacağız falan. Neyse birileri devreye girdi. Türkiye İşçi Partisi var o zaman. Mehmet Ali Aybar'ı aradı. Gece saat 3'te Aybar'ın bir gelişi var Emirhan. Gece mavisi şeyle geldi. Ne denir o erkekler işte? Blazer. Gece mavisi. Bir giriş girdi içeri böyle. Ne oluyor burada falan diye. Tak 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 hemen arkadaşlar yani onlar canını onlara ona borçlu. Neyse ilgilendiler falan. Yoksa kenarda duruyorlar dedi. Kanamaları devam ediyordu. Böyle şeyler. İşte böyle bir zamanlar geçti. En sonunda ben geri döndüm yani. Ankara olmuyor. Bir yere varamadık Ankara. Ondan sonra Aytunç Altındal'ı buldum. O da şey dedi. Neden dedi mesela. Ha, bu arada darbe oldu. 71'de. Ondan Evet. çok etkilendik. İnanılmaz oranda etkilendik biz ondan. işte 74'te yurt dışına gitti. Çünkü bazı kötü şeyler olacak gibiydi Aytunç. Yurt dışına gitti. Fransa'ya. Benim bir arkadaşım vardı o zaman. Sibel diye. Sibel de gitti. Sonra ben de gittim. Bu kaç yıl abla ilk gidişin? 74. 70 o. Fransa'ya mı gittin sen de? Evet, ben de gittim. Çünkü orada evleri var, para var orada. Bakıyorlar. Sibel çok iyi halde bir ailenin kızı. Bunu Ondan mesela sonra. herhalde internette bulamayız. Ben çok görmedim bu 74 Fransa şeyini. Baktım çünkü ekşiye baktım. Hani senin biyografilerine falan baktım. Hani yurt dışı İngiltere olarak mesela hani. Ben önce Almanya'ya gittim. Ha, bunun öncesi. Almanya'da Adelheid diye bir arkadaşım vardı. Hı. Adelheid anneme anne diyor. Hep Akçay'a geliyor. Bir gün Akçay'da Adelheid'i gördüm. Yani tanımıyorum ama kız onlar da öyle ya Miran çıplak duş yapıyorlar. Hemen içeri girip el kollarını atıyorsun falan burada böyle durulur mu? Buraya herkes giriyor falan yaptım. Anladı herhalde. Sonra anneme söyledim. Annem biraz Almanca bilirdi. Çıplak biri var orada diye. Annem koştu gitti işte çıplak burada yapma etme dedi. Sonra o kız daha o da benden 3-4 yaş büyüktü. O kız ben 12 yaşındayken oluyor bu. O kız bize yapıştı ve bir işçiyle gelmişti. İşçi ailesini ve annemi çok sevdi. Bir daha dedi size gelebilir miyim peki? Onlar böyle hareket ediyorlar ya. Yani çok seyahat ediyorlar. Olur dedi annem. Zaten hep gelmeye başladı. Babama baba dedi. Anneme de anne dedi. Polonya asıllı bir Alman kız. Çok inanılmaz sempatik biri yani. Hala da çok sıkı görüşüyor kardeşim gibi yani. Annem öldüğü zaman ilk o geldi falan demiş. İşte öyle bir ona gittik. Onun Heim diye bir yerde kalıyordu. Öğrenci yurdu. Orada kaldım falan biraz. Ondan sonra oradan işte Fransa'ya geçtim. İsveç'e gittim. Orada Zülfü Livaneli oradaydı Zülfü ile beraber. Biraz orada takıldım. Orada o kaçan arkadaşlar vardı. Kıvılcım'la ekibinin tümü İsveç'teydi. Kiel'e gittim. Kiel'den hep bunları çok ucuz yapıyorum o. Yani inanılmaz faaliyetler içinde yapıyorum bunu. Yani zannetme ki para var. Ama para çok az bir parayla yapabiliyorsun her şeyi. İşte oradan oraya geçtim. Oradan oraya geçtim. Gittim orada. Orada biraz kaldım. Sonra çok sıkıldım. Döndüm. Sonra Fransa'ya gittim. Kısa kesmiştim ama da
Fransa'ya gittim. Fransa'da Bobigny diye bir yerde. Komünist bir belediyedir Bobigny. Adresi yazamıyorum anneme. Karl Marx Caddesi yazıyor çünkü. Adres bu. Yani Rue de la République, Karl Marx Caddesi bizim adres bu. Dolayısıyla ben hiçbir adres madres yazmıyorum. Şeye geliyor, başka bir yerdeki arkadaşa geliyor adres. FÜTÖP diye bir yer var, Fransız Türk Öğrenciler Birliği. Fransız Türk Öğrenciler Birliği artık yani inanamazsın kimler var. Nedim Gürsel, Seyfettin Gürsel, bunlar Mao'cu takım. Biz İlerici Kadınlar Derneği'ndeyiz. İlerici Kadınlar Derneği'nde Beria Onger var. Beria Onger Türkiye Komünist Partisi'nden. Ve biz ama Aytunç orada. Aytunç'la kavgalı bunların hepsi. Biz Aytunç'la da beraber olduğumuzu duyunca Beria Onger TKP'nin Sesi Radyosu'ndan Sibel ve benim için aklına gelebilecek korkunç iftiralar attı. Biz daha 19 yaşındayız bu arada. ve ben o zaman yemin ettim yani genç insanlara asla bunu yapmayacağım. Ben böyle 60 yaşına gelince diye hiç yapmadım gerçekten de. İnanılmaz şeyler, inanılmaz yalanlar ve iftiralar attılar. Sırf aradaki o kızgınlıklarından ikisi Evet. birbirine bizi harcadılar yani Sibel ve beni. İşte orada çok enteresan tipler vardı FİTÖB'de. Yani Fransız Türk Öğrenciler Birliği'nde Nora Şen'i diye bir hanım vardı. Kulakları çınlasın. Biz ona hayran hayran bakardık. Böyle kızıl saçları vardı. Çok güzel elbiselerle, böyle hafif açık elbiselerle gelir ve bütün o siyasi tartışmalar millet birbirine sandalye falan fırlatıyor yani öyle siyasi tartışmalar olurken kenarda durur böyle gülümserdi psikolojikten okuyordu çok enteresan ben de ona bakardım ne enteresan filan diye işte böyle birkaç defa Seyfettin Gürsel'e sandalye ben de attım Mao'cuydu ya senin adın yani böyle şeyler hangi birini anlatayım sana çok komikti neyse o arada işte çok yazdık Yani çizdik sonra Aytunç şey dedi. Yani Havas Yayınları yayın evi kuracağım dedi. Kendi kitaplarını çıkarıyor zaten. Yayın evi kuracağım dedi. Siz de dedi gelin dedi. Orada şey yapın. Bu arada ben dışarıdan liseyi bitirdim. Çok neden biliyor musun? Çok komplekslendim. Yani Sibel üniversiteyi bitirdi. Sorbon'a girdi ya. Ben kaldım ortada. Evet. Olamaz dedim ben. Bitiririm dedim. O kadar deli gibi çalıştım bitirdim falan. Sonra ama ben hep böyle it kopuk tayfasıyım. Yani bir şey olmuyor benden. Sonra ne olacak? Bir şey olacak ya benden falan dedim. Ama dedim yazarım en kötüsü yani. Ya senaryo ya kitap bir şey yazacağım falan dedim. Sonra Havas Yayınları'nın açılması söz konusu oldu. Açıldı. Ve dedi ki Aytunç biz dedi bu kapitalist sistemin dağıtım ağlarına girersek bizi öldürürler dedi. Ne yapacağız? Siz de dağıtacaksınız. Tamam. Şimdi annem Devlet Demiryolcu ya Devlet Demiryolları Hastanesi'nden ben anneme dedim anne ben şimdi mesela Gaziantep'ten başlayacağım yavaş yavaş yaklaşacağım. Tamam. O zaman dedi nerede kalabilirim? Dedi bütün dedi şeyler anneme bak annem de çok enteresan. Bütün dedi garlarda lojmanlar var Devlet Demiryolları'nın. Onlara söyleyeceksin artık. Benim de kartım var çünkü Devlet Demiryolcu'yum ben de. Ondan sonra ilk Nazım şiirlerini bu Devlet Demiryolları'yla yolculuğumda duydum ben. Yani annem beni bırakıyor, alın diyor bunu mesela yemek vagonunda dört amcanın arasına koyuyor. Bu diyor halası gelip alacak diyor Ankara'dan değil mi? Adamlar yol boyunca rakı içip Nazım okuyorlar. İlk Nazım duyuşum budur benim 9 yaşında. Yani çok enteresandı o. Neyse işte bu vaziyette yani geldik ve dağıtıma başladık. Ve ben Emirhan Anadolu'yu dağıtımda tanıdım. Yani inanılmaz şeyler oldu. Elimizde iki tane valizle çıkıyoruz. Sibel İzmir'e gidiyor. Ben Gaziantep'e gittim mesela. Gidiyorum Gaziantep'te oradaki buldum işte oradaki şeyi görevliyi. Dedim böyle böyle ben Gülten Avar'ın kızıyım. İşte bu da Devlet Demiryolları ben burada kalacağım bu gece dedim. Tamam dedi karısına söyledi. Beni koydular odaya. Tuvalet yok. Dedim nasıl olacak bana? Adam kadın dedi ki tuvaletini falan yap dedi. Çünkü üstünden kilitleyeceğim dedi. Nasıl olacak o dedim ya ben sıkılırım dedim çıkmam lazım olabilir falan. Hayır dedi.
çıkamazsın dedi. Üstünden kilit vuracağız. O yüzden çişini mişini yap gir dedi. Peki dedik, bu vaziyet yani böyle gidiyoruz. Birçok yerde de böyle. Evet. Öyle öyle gittik. Ondan sonra dağıtıyorum. İşte kolum uzuyor. Trenler bozuluyor. İslahiye diye bir istasyona geldim. Tren bozuldu. Bir baktım böyle çok uzun boylu, masaldan çıkma gibi bir adam. Şalvarlı. Yanında iki tane dünyanın en güzel çocuğu. Küçük bir kız üşüyor böyle. Onun üstüne hırkamı koydum. Adam bir şeyler söyledi kıza. Derhal ver gibilerden. Kız da hemen getirip verdi. Ben de gidip kızın yanına attım çamura hırkayı. Beyaz bir hırkaydı. O dedim pis, istemiyorum onu. O pis falan. Adam Adıyaman Besneliymiş. Kızın adı Medine'ydi. Daha sonra arattım ben bu kızı. Çok bulamadım. Adamın karısı bırakmış çocuklarını. Kaçmış gitmiş. Adam da akrabalarına götürüyordu çocuklarını Adana'ya. Şimdi bu mesela bir masal karesi. İslahiye'den bir masal karesi. Daha sonra biz beraber yolculuk yaptık Adana'ya kadar. Ve adam bana inanılmaz hikayeler anlattı. Yani o dağıtım, kitap dağıtımı Anadolu'yu tanımaydı. Rize'ye gittim mesela. Çayeli'ne gittim. Edirne'ye gittim. Her yere gittim ben o zaman. Daha 20 yaşında yoktum yani. Ve çok çok etkilendim. Yani kendi memleketimden ve kendi insanlardan çok etkilendim ben. Çok severek yaptım bunu, bu işi. Yani onlarla bir şey, yani bu bir elektrik gibi bir şey. Yani bilmiyorum ne oldu ama mesela çok uzun, zaten hep öyle giyinirdim. Çok uzun erkek gömlekleri giyerek gittim. Kimse bana söylemedi hani gidiyorsun oralarda böyle falan diye. Yaz sıcağı herkes ince giyiyordu. Ben nedense uzun erkek evet. gömlekleriyle falan gittim böyle. Yani böyle bir şey, bir garip bir şeydi o ve orada çok şeyler öğrendim Anadolu'da. Çok güzeldi yani. Anladım abla. Senin için çok kıymetli ve çok önemli zamanlar olmuş. Özellikle evet. Anadolu'yu tanıma ve insanı tanıma açısından evet. tarihi bir dönemeç olmuş. Peki evet. abla, bu İngiltere ve BBC kısmına zaman geliyoruz ve Londra'daki yüksek lisansın yanlış hatırlamıyorum. O 10 yıl sonra yani 74'te böyle bir şey var. Hı-hı. 74'te böyle bir şey var ve sonrasında 77'de ortalık kan götürüyor artık. Kan akıyor. Non-stop kan akıyor. Ve süreç çıkmaya başladı. Biz sürece ilk defa Ayşe ile beraber, yani Aytuncuk karısı Ayşe Biderman, ikinci karısı Biderman'la Hı-hı. beraber feminizme karşı yazılar yazıyoruz. Yani şöyle Kate Millett var. Valerie Solanas erkekleri kesme cemiyeti açmış Amerika'da. Valerie Solanas, Kate Millett, German Greer. Yani bunları devamlı işte çeviriyor çeşitli kaynaklardan Ayşe. Yani bu insanların ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyoruz ve bunda bir kapitalizmin bir çekirdeğini görmeye başladık. Yani kadını bu şekilde bozmaya çalışıyor bunlar. Niye? Yani bunu düşünüyoruz devamlı falan. Bunu tartışıyoruz. Ben bu yazılarla başladım. Yani ilk yazılarım süreç birde işte feminizmin şeyi nedir bu feminizm gibi yazılardı. Daha sonra başka biz birçok yazılar falan yazdık. İşte onları dağıttık. Kitapçılara götürdük. Bilmem ne derken şey başladı, 80 darbesi geldi. Havas'a gelip gidenler oldu. Havas'a bir bakıyorsun basılıyor Havas. İşte bir sürü hikayeler. Ondan sonra bir iki sene daha böyle idareten edildi ama gitmiyor yani. Ben dedim gelen giden vardı. Tanju Cılızoğlu, Seçkin Cılızoğlu o zaman. Ben de yani Tanju'ya söyledim. Çünkü karısı Günaydın'daydı. Ben de çalışabilir miyim? Yani şeyde. Olur dediler ve ben şeye gittim. Günaydın'a. Vatan'a dizi yazılar yazdım. Dünya Gazetesi vardı. Dizi yazılar yazdım. Tekstil işçilerinin felaketi gibi falan. Böyle şeylerle uğraştım. İşte Seçkin Hanım orada olduğu için şey oldu. Sonra o da gitmedi. Zorluklar vardı bayağı bir. Ve 84'te ben İngiltere'ye gittim. Bir dil okulu ayarladım. Kaçtım oradan yani açıkçası. Anladım. Ramsgate'e gittim. Ramsgate diye bir köylü, bir maden ocaklarının olduğu böyle bir teci bir yer. Hemen bir huzur evinde
işe girdim. Job Center var. Orada bakıyorsun mesela, diyor ki işte saati £2 huzur evinde yaşlılara bakım. Gittim sabahları kaka falan döküyorsun. Böyle bir iş yani. Gidiyorsun, dokuyorsun herkesin odasından. Çünkü hepsinin oturakları var. Yani öyle. Evet. Ve çok sevecenlikle yaptım yani. Hiç, ve hepsi çok sever diyelim. İşte gidiyorum, sabah kahvaltılarını veriyorum, ilaçlarını veriyorum falan böyle. Orada da yatıyorum. Yani yarı çalışıyorum, yarı işte orada kalıyorum falan, böyle bir şey. Yunanlıydı şeyler, sahipleri. Ve Mormon'du sahipleri. Mormon diye bir tarikat var, onlardandı. Çok iyi insanlardı. Fakat onlar için galiba bir Allah şey Allah. Evet. oldu. Yani bir masal oldum ben. Çünkü ben hiçbir şey söylemedim. Ne gazeteciliğimi ne bir şeyimi söyledim onlara. Bütün olaylardan sonra düşün, böyle bir yerde çalışıyorsun. Fakat ben başvuruyu yapmıştım BBC'ye ve BBC'den haber geldi. Ben de dedim ki BBC'den haber geldi. Orada yani Londra'da ya da İngiltere'de BBC lafı çok büyük bir laf. Yani herkes titriyor böyle BBC dediğin zaman. Beni kabul ettiler. Ben şimdi gidiyorum, ayrılıyorum. Teşekkür ediyorum bu kadar iş için. Kabulüm geldi dedim. Kadın inanamadı gözlerine. Beni arabaya Çok attı. oldu. 3 saatlik yola beni önüne kadar Bush House'a götürdüler. Yani bunu hiçbir İngiliz yapmaz. Çünkü inanamadılar yani. Ve dedim ki ben işte Turkish Section'da çalışacağım. Türk bölümünün, Türkçe bölümünde. İşte Gaiman McLellan oradaydı. Beni karşıladı. İşte Nuri Çolakoğlu, Tayfun Ertan, artık aklına kim geldi, Nilüfer Kuyaş, Zeki Okar, yani Nuri Çolakoğlu falan, işte hepsi vardı yani orada. Ragıp Duran falan, herkes oradaydı. Ki Ragıp'ı ben Fransa'dan tanıyordum. Hep beraber orada başladık çalışmaya. Yani program yapıyorsun, işte seslendiriyorsun. Dijital hiçbir şey olmadığı için elinle böyle yapıştırarak bantları falan yapıyorsun, böyle şeyler. Ama benim radyoculuğum vardı çocukluğumda. Dolayısıyla yaptık yani, böyle bir şey oldu. Bu yani. Peki Ondan sonra da mesleğin ilkelerini veya etik kısmını falan BBC'de öğrendin diyebilir miyiz abla? Yani hayır hayır hiç. orada Hiç yok. teknik meseleler miydi daha çok? Ben çok garip bir çocuktum yani, çocuk yaştaydım ama yani şeyi hissediyorum, hep koku alırdım ben. Yani çok garip bir şekilde orada bir şeylerin yanlış olduğu kokusunu hemen aldım. Yani girdiğin zaman mesela şöyle bir örnek vereyim. İlk gittiğim gün Game of Madden, yani müdür, çalışacağım. Öğlen oldu, olmak üzere. Ben dedim nerede yemek yiyebilirim? Dışarıdan sandviç mi alayım? Nerede yiyeyim? Aşağıda yemekhane var dedi. Yemekhaneyi niye dedi. Tamam dedim. Orada dedi Türk masası var, Türk bayrağı var. Öbüründe Fransız masası, Fransız bayrağı var. Herkesin masaları var. Çünkü orada Fransız bölümü var, Türkçe bölümü var, Yunan bölümü var, İtalyan bölümü var falan. Şimdi ben içeride insanlara soruyorum, Emirhan diyorum ki yemeğe gideceğim, siz de gidiyorsanız beraber gidebilir miyiz? Aa biz Ruslarla yiyoruz diyor. Öbürü diyor biz Fransızlarla yiyeceğim. Öbürü İtalyan. Hiç kimse, bir iniyorum Türkçe, Türk masasında kimse yok. Herkesin masası hep beraberler. Türkler dağılmış. Türk masasına oturan yok. Çünkü o bir zul yani. Türk olmak zul. Onu istemiyorlar. Orada kimse oturmuyor. Hepsi başka başka masalara gidiyor. Bu çok garibime gitti ve bir de yani ilk orada dikkatimi çekti. O yüzden sana çok komik bir şey bunu söyleyeyim. Ben çok dokunmatik biriyim ve bunu hepiniz biliyorsunuz. Ben dokunurum insanlara. Böyle yetiştirildim. Yani annem de öyleydi. Gaiman'la konuşurken de ben işte efendim böyle böyle oluyor şöyle falan deyip böyle eline vurdu, adam böyle sıçrayıp sağ tarafa doğru kaçıyor. Sonra bu komik bir hal almaya başladı, ben bacağını falan da vurdum yani, şunu demek istiyorum yani, çünkü komik durmadan böyle zıplayan bir adam ne var yani. Ondan sonra şeydi yani, ben o annemin o yörüklüğünden falan Anadolu bir tarafım var ve yani öyle bir çok hani samimi olan falan. Orada her şeyin buz gibi olduğunu, insanların da çok uzak durduğunu falan hissettim. Bana garip geldi. Sonra şeylere baktığım zaman da, programlara baktığım zaman da, çünkü belli bir altyapım vardı yani. Hani çok gencim ama bir altyapım vardı. Programlarda da hani böyle milliyetçi, Türk'lük falan değil ama
bir şey yanlış burada. Yani bir şey haksız yere Türkiye'yi başka türlü bakılıyor ve buna yol açılıyor'yu ben söyledim o zaman. Orada onu hissettim ben. Ama Anladım. bilerek değil bak, onu söyleyeyim, tam bilemedim. Ama burada bir şey yanlış ya dedim yani. Bunu çok net hatırlıyorum çünkü. Sonra döndüm. Sıkıldım yani orada. Yapamayacak. Bir buçuk sene falan oldu. Daha doğrusu bana bir iş teklifi geldi. Gene Atilla abi oradaydı. Levent Kırca oradaydı. Necdet Sevinç oradaydı. Çok ilginç. Necdet Sevinç kim biliyor musun bilmiyorum. Necdet Sevinç Antepli bir beyefendi miydi? Yok, ülkücü bir adamdır fakat çok güzel yani, bir kitabı vardır milli eğitimle ilgili, inanılmaz bir kitap var. Neyse. Mesela Yusuf Kurçenli'yi bilir misin? Bilge Yok ama. Olgaç. Bunlar çok önemli yönetmenler, film yönetmenleri. Bilge Olgaç, Yusuf Kurçenli falan, onların hepsi orada. Levent Kırca orada falan. Bir Karadenizli vardı, Fındık Kralı diye bilinen Lokman Kondakçı. Lokman Kondakçı bir şey açtı. Varlık Film diye Mecidiyeköy'de bir film şirketi açmıştı. Ben onun prodüksiyonunun başı oldum orada. İlk film Gramofon Avrat. Türkan Şoray oynuyor, Yusuf Kurçerli çekiyor. Bir ay sonra paraları bitti. Konya'da çekiliyor film. Kaldılar orada. Türkan onun cebinden para ödedi. Kurtardı ekibi falan filan, böyle şeyler. Sinan Çetin filan orada. Herkes orada. İşte Atilla abi gidip geliyor orada filmleri, yani biliyorsun o da senaryo yazardı, inanılmaz senaryolar vardı. Oralarda çok şeyler öğrendik fakat sonra ben araştırma yapıyorum, yetmiyor bana her şey, bir yerde duramıyorum yani, böyle bir anormal durumum var. Gittim şeyle konuşmuştum, British, işte senin dediğin şey, British Council'ın gazetecilere eğer 4 yıl çalıştıysa, çünkü ben Günaydın'da çalıştım ya, 4 yıllık deneyimi varsa direkt lisans üstüne alıyor. Çünkü ben üniversite okumadım. Yani eğer 4 yıllık deneyimin varsa gazetelerde seni direkt lisans üstüne alıyorlar. Ve City University bunu yapıyor. Tabii sadece gazetecilere yönelik bunu yapıyorlar çünkü gazeteci çok önemli. Yani gazeteci olduğun zaman birilerine etkileyici birisi olabilirsin. Bunu seçiyor tabii. Sen ne konuşuyor, senin yıldızına bakıyor, işte parlaklığına bakıyor, etkili misin, değil misin bakıyor falan. Herhalde bunlara baktılar. O zaman çok farkında da değildik. Fakat yani kabul ettiler City University'ye ve ben böylece daha rahat koşullarda hem City University'de işte journalism bölümüne hem de şeye gittim. Bir film okuluna. Southeast Film Okulu'na gittim. Bu Belgesel yapımı. şekilde belgesel yapımı öğrenmek için yani böyle bir senelik, 8 aylık bir şey zaten o. Aynı anda da BBC'nin neden nasıl olduğunu da söyleyeceğim. Övül Tez İşler vardır, İzmitlidir. Övül Tez İşler TRT'nin Londra bürosunun başındaydı. Zuhal Tez İşler geçen sene vefat etti, ablası. O da İzmit'te vefat etti. Övül Tez İşler dedi ki, ben dedi TRT şeyle Mehmet Ali Birand'ın 32. gününün başındayım ama sen dedi al onu, çünkü dedi para alamıyorum oradan, ben TRT'de olursam daha iyi dedi. Ben de peki dedim. Onu aldım üstüme, işte küçük haberler yolluyorum, oradan para kazanıyorum. Hem de orada işte okullara gidiyorum falan, bu şekilde bir olay başladı yani. Peki Yani İngiltere abla, olayı böyle. orada yurda dönüşte peki TRT kariyerin var bir de. O TRT kariyerin Londra, bir de şey yazıyor çünkü Wikipedia'da falan. Londra Dönünce, muhabirliği. işte Ha, dönünce dönünce yani, o. hayır, yani Anladım. Londra muhabiriydim işte. TRT'nin Londra muhabirliğini aldım Övül'den. Yani gittim konuştum da onlarla. Evet, böyle birine ihtiyacımız var dediler. Papandreou hastaydı, hastanede ilk haberim odur. Ondan sonra işte Mehmet Ali Birand, daha orada birisi varsa o zaman hani biz de ona verelim dedi. Bu şekilde başladık yani Şimdi şeye. abla kariyerinin bu noktasında aslında Barış'ın sorusu bu. Güzel bir soru. Şeyi sormak istemişti. Yayından önce bunu sorsana bana abla demişti. 70'lerin de havasını soludu, 80'lerin de havasını soludu dedi.
Bu ikisi arasındaki farkı nasıl anlatabiliriz abla? 70'lerdeki senin kokladığın havayla 80'deki kokladığın hava arasındaki fark, Ama kültür. yaş farkı çok önemli orada. Yani düşünsene ben 70'te 15 yaşındayım, 80'de 25 yaşındayım. Yani bambaşka bir yerde buldum kendimi. 70'lerdeki yani Evet. siyasi Başka türlü bakıyorsun. bakımdan mesela 60 ihtilalinden sonra yani ben 5 yaşındayım 60'ta. Mesela tek hatırladığım babamla annemin altın yüzüklerini çıkarıp bilmem nerelere vermeleri falan onun dışında bir şey hatırlamıyorum ama yani 60'tan sonra bir şey tırmandırıp mesela Türkiye İşçi Partisi vardı. Beyce Boranlar bilmem neler falan filan. Mehmet Ali Aybarlar falan. Bütün bunların gömülüp bir Demirel olayının başlaması 69'daki ta 93'e kadar sürecek bir Demirel. Yani bizim bütün hayatımızı kaplayan bir Demirel vardı. Bugün sizin yaşadığınız Tayyip gibi yani. Ben derdim ki Evet. yani herhalde derdim ben öleceğim ama Demirel kalacak orada yani ben öyle düşünüyorum filan derdim ama öyle olmuyor işte o işten. Yani 70'lerde ben çok genç ve okullarda, liselerde şurada burada bir insan olarak şunu hatırlıyorum ki yani devamlı bir kan kokusu vardı. Devamlı olarak bir yerden bir şey gelecek, bir yerden bir şey olacak falan şeklinde. 80'de biz 80 o 12 Eylül sabahı biz Sibel'le bir arkadaşımla evdeydik. Bizim evdeydik yani Selam Çeşme'deydik. Dışarı çıktık. Anlamadık ne olduğunu. Selami Çeşme köşe başına kadar gittiğimizde orada asker vardı ve bize nereye gidiyorsunuz dedi. Sen ne yapıyorsun ki burada ne oldu ki dedik. Darbe yaptık dedi. Aynı bu cümle. Hiç unutamam bunu. Darbe yaptık dedi. Yaptık. Eve dönün dedi. Biz tekrar eve döndük. Ne yapacağımızı, ne düşüneceğimizi bilen şaşırdık ki 71'i iyi kötü yaşamıştık ama tam herhalde 16 yaş onu alamadı. Ama böyle bir şey ve ne olacağını bilmeden artık. Sokağa çıkıyorsun, korkuyorsun. Bilmem ne oluyor, korkuyorsun. Arkadaşların geliyor, işte o kıvılcımcılar kömürle saklıyorsun. Yani acayip bir dönem, acayip şeyler. Bugün anlatsan kimse inanmaz yani o kadar tuhaf bir hayattı. Her ikisi de travmatikti ama ben galiba 80'i daha çok hissettim ve ha yok bana iş yok burada ben bir şey yapamayacağım galiba falan dedim. Onu hissedince de dışarı gideyim bari yani ne yapayım ben bir şekilde bir şey yapmam lazım Evet. diye bir duyguya kapılarak böyle bir takım şeyler yaptım. İşte çeşitli şeyleri deneye. Sonra 90'da ben kendi programımı yapmak istiyorum dedim sanatla. Müzikle çok ilgili biriydim. Aha. TRT'de de. İşte Mehmet Ali bir anda söyledim çünkü onun ilişkisi vardı TRT ile. TRT'de yayınlanan bir program yapabilir miyim dedim. Mozaik koyduk ismini. Yap dedi. Londra'da yaşıyorum. Ray Charles, B.B. King, Dizzy Gillespie, bütün Ian Anderson, Jethro Tull yani benim çok sevdiğim bir gruptu. Bütün bunlarla röportajlar yaptım. Yani inanılmazdı yani gerçekten. İnanılmaz tecrübeler. Herkese ulaşıyorsun, inanılmaz insanlarla tanışıyorsun falan. Yani mesela o dönemde bütün Avrupa'yı dolaşarak yapıyoruz. Mesela şeyle böyle adına bizim ünlü piyanistlerimiz ressamlar Selim Turan, Komet işte ünlü tiyatrocular Ayla Algan gibi Mehmet Başaran falan. Yani bütün bu insan Aydın Esen'le bütün bu insanlarla Avrupa'nın çeşitli yerlerinde buluşup konserleri çekip arkasından röportajları yapıp bağlayıp orada montajını falan yapıp gönderiyorduk ve burada yayınlanıyordu. Bu böyle sürdü. Sonra patladı. Şöyle patladı. Mehmet Ali bir anda 1 milyona yakın bir parayı çaldığı gibi bir haber çıktı. Ve ben dönmüştüm. Türkiye'deydim. TRT 2'ye 25. Kare adlı bir programa küçük bölümler yapıyordum. Müfettişler geldi, sizi bekliyorlar dediler. Müfettişlere gittim. Şu anda göçle ilgili, Birleşmiş Milletler göç bölümüyle ilgili Metin Çorabatır diye bir adam vardır.
Metin Çorabatır bizim muhasebecimizdir. Nasıl olduysa Birleşmiş Milletler'in göç bölümünün başında şu anda. Mesela. Neyse Metin'e sorun dedim ben. Bana niye soruyorsunuz? Yani adam diyor Yani. bana diyor ki işte Mehmet Ali Birant yaptı mı etti mi bu faturalar falan. Bakın hani benim bütün faturalar bende. Bütün faturaları saklayan biriyim ben. Ama bütün bunları gidin Metin Çorabatır'la konuşun. Çünkü kendisi muhasebeciydi. Vakti de adam hiç unutamam bunu müfettiş. Sen dedi Dağıstan'a gitmek istiyormuşsun. Baban oradaymış, oralardan geliyormuş falan. Eğer dedi bu kağıtları imzalarsan Dağıstan'a gitmeni sağlayacağız dedi. Yani şantaj yapıyor. Ben dedim dinastide miyim ya? Bu nasıl hanedan filmi mi? Bu o zaman hanedan diye bir dizi vardı. Bu nasıl böyle şantajlar falan ne oluyoruz dedim. Ben hiçbir şey imzalamıyorum. Bu dünyada dedim yani bu meslekte herhangi birisi patronuna karşı bir şey imzalarsa bir daha işmiş bulamayacak kesin. Yani ben niye böyle bir şey yapayım? Ben deli miyim falan dedim böyle kaldım. Ve ne yaptılar ondan sonra da bilmiyorum ama her şey herhalde yerine oturdu ki bir şey olmadı. İşte ben de o arada ne yaptım? İşte 32. gün şova geçti. TRT'de atıldı böylece. Ben de Halim Abanoğlu arkadaşımla beraber çok sevdiğim kameraman arkadaşımla Talebani röportajına gittim Irak'a. Başladım Irak Murat dolaşmaya. Ha buradan basıyoruz. Görsen sarı taksiyle oluyor bu iş. Sarı taksiyle ha buradan çıkıyoruz. Doğu üzerinde arkadan kurşun yağıyor. Yani o Halim anlatsın bir gün bunları. O da anlatsın. Çünkü o gördü. Küçücük 14 yaşında çocuklar falan arkadan basıyorlar kurşun. Biz böyle böyle dolandık. Röportajlarımızı yaptık. Irak'a da gittik. İşte Süleymaniye'ye gittik. Oraya gittik. Buraya gittik falan. Böyle şeyler. Sonra ben biraz Star TV'de çalıştım. Magic Box açıldı. Sonra Kanal 6'da çalıştım. Böyle yani böyle bir dönem geçti. Show TV'ye iki tane program yaptım. Hemen attılar. MİT girmiş devreye. Program Bartolomeo ile ilgiliydi. Kendim konuyu ben önerdim. Aytun Çalıtımdalı çağırdım. Karşısına da Besim Tibuk ve Toptamış Ateş'i çağırdım. İlk programı örnek yapalım dediler. Örnek yapıldıktan sonra 3-4 kişi MİT'çi beni geldi buraya gel bakalım sana kim bu akılları veriyor diye oturttum. Kimse vermiyor yani enteresan buldum bu konuyu dedim. Tamam senin işin bitti burada. Show TV, Mob TV yok. Hadi güle güle dediler. Öyle kaldı. Yani bir şey yapamadım. Sonra bir prodüksiyon şirketi kurdum. Baktım iş bulamayacağım. Avaronuk diye. Ve çeşitli şirketlere küçük belgeseller çekip para kazanma yolunu denedim. Olmadı. Onu da beceremedim. Bir gün Atilla abiyi gördüm. Atilla abi yürüyordu şeye doğru. Divan Otel'de otururdu o zaman. Ne yapıyorsun sen dedi. Bir şey yapamıyorum abi dedim yani. Böyle kaldım ortada. Tamam gel dedi. TV8 diye bir yer var. Orada dedi Mehmet Nazif Günal kurdu dedi. Oradayım ben dedi. Gel dedi bakalım orayla konuş belki anlaşırsan bir belgesel bölümü kurarsın dedi. Diyor ya hiç karışmayacakmış gibi ama herhalde o sağladı ve beni oraya aldılar. Böylece işte TV8'de yaklaşık 200 tane belgesel yaptım. Bu unutulan yıllar orada mı Ha, abla? orada. Orada değil Evet, mi? evet. Başlangıcı. Evet, ondan sonra 2004'te hepimizi attılar. Atilla abi, Erol Manisalı ben. Hepimiz atıldık. Oradaki atılma nedeni ne abla? Öyle bir şey söylenmedi güle güle vaziyette. Yani Mehmet Nazif Bey NATO ile çalışıyormuş zaten. Böyle bu konuları falan da sevmiyordu. Ama niye aldı o zaman o insanları onu da bilmiyorum. Fakat mesela ben futbol belgeseli yaptım. Yani öyle belgesellerim de var. Çünkü çok önemli şeyler oluyordu futbolda. Yani Şenol Güneş inanılmaz bir takım Şenol Güneş işte Fatih Terim ve Deniz neydi söyle Mustafa Denizli onların bütün işte nasıl Türk futbolu nereden nereye geldi falan onları da yaptım
Denizciler belgeselini de yaptım. Ona böyle benzer Kıbrıs'la ilgili 3-4 tane belgesel yaptım. Aliyev belgeselini yaptım falan. Ondan sonra adam satmaya karar verdi zannediyorum. Ve önce belgesel bölümünden başladı. Yani hepimizi attı oradan. Sonra 2004 Ocak ayında atıldım. 2004'ün zannediyorum Nisan ayında girmiştim TRT'ye. Yani Serpil Akıllıoğlu vardı beni eskiden Star'dan tanıyan. Dedi ki gel dedi burada bir şeyler yapabilirsin. Peki var mı bir projen dedi. Var dedim. Benim dedim aile dedim sınırlar arasında ben de sınırlar arasında bir şey yapmak istiyorum dedi. İyi gel dedi. Yalnız dedi 15 günüm var. 15 gün içinde bir ülke yapabilir misin? Daha dedim bunun nasıl yapayım yani. Sen dedim hani yapamayayım diye mi bunu söylüyorsun bana dedim. Ben bilmem dedi bana dedi 1 Mayıs'a lazım dedi. Dedim yani 15 Nisan şu anda. Daha jeneriği bile yok. Yani ismi bile yok. Daha ben ülkeye gideceğim. Ülkeye izin alacağım. Ben bilmiyorum bana dedi. Ne yaparsın artık dedi. Düşündüm. Vizesiz gideceğim bir tane yer var. Annemin geldiği yer yani. Makedonya. Vizesiz gideceğim. Hemen oraya atladım. Üsküp. Ondan sonra döndüm. Özlem işte Bülbül sağ olsun onunla tanıştık. Hemen bana yardımcı. Anında geldim. 5 günde geldim. 5 günde montajladım. İsmini koyduk falan filan ve 15. gün ekrandaydı. 2 Mayıs'ta ekrandaydı. İnanılmaz. Bana bir şey yapamazsın demeyeceksin. Yani öbür türlü tembellik edebiliyorum ama birisi bir şey yapamazsın derse mutlaka yapar. Öyle bir çok Türkik buluyorum bu anlamda kendimi. Yani Evet. çok Türkçe bir inadım var. Çok tipik bu çünkü. Çünkü böyle yayılır bizim millet vardır. Öyle, hadi bek gelsin hadi. Kolaysa yapsana yapsana derse yaparım der. Yani bu bende var. Evet. Onu kabul etmek lazım. Böyle. Ay kafası şişti milletin. Bunları ne yapacak acaba? Yok yok, emin ol abla, uzaktan bakıp seni seven birçok insan şu an daha detaylıca sana yakından bakma fırsatı buldu. Evet. Çok çılgın bir hayatı varmışlardı herhalde. Emin olun şunu söylüyorlardır: anlatmadı daha neler vardır. Yani çünkü anlattıklarınızdan hep o imaj da var yani. Bir de altta kaynayan taraf var yani. Evet ama nasıl anlatacaksın yani? Ben bazen düşünüyorum yani şöyle şöyle şu şu falan diye hani meşhur bir hikaye var sen biliyorsun. Benim annem Gülten'e var ama herkes babamın ilk eşini annem zannediyor Sıdıka Avar'ı. Ama Dikkat Sıdıka Hanım beni doğuramazdı çünkü 1901 doğumlu ben 1955 doğumlu. Yani bir kadının 54 yaşında çocuk doğuramayacağını artık herkes biliyor. Ama öyle bakmıyorlar işte annesi falan diyorlar. Annem değil de çok saygıdeğer bir insandı. Ben de tanıyorum zaten kendisini. Ama öyle onlarla ilgili annemle ilgili, Sıdıkan'la ilgili, babamla ilgili, ablamla ilgili bir de böyle aileden şeylerle ilgili birçok şeyi yazmak, çizmek istiyorum ama hakikaten zor. Yani o taraf da işin çok derin bir şey ama yavaş yavaş bir şeyler toplayacağım böyle insanları ilgilendiren ve insanlara yardımcı olacak şekliyle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Evet, Onu düşünüyorum yani. bence çok önemli. Abla peki kaç ülkeye gittin bu zamana kadar? 80 olmadı aslında. Çünkü neden biliyor musun? Bazı ülkeler 70 filandır. Çünkü o bölge mesela Moldova'ya gidip Gagavuzya'ya gidiyorsun. O iki ülke Anladım. olarak bakıyorum ama değil. Ama öyle bir şey. Evet, Ama anladım. yani dünyanın üçte birini gördüm. Gittim. Üç ülkede de uzun vadeli yaşadım. Yani İngiltere bunlardan biri. Fransa'da uzun yaşadım. Fransa. Amerika'da yaşadım. 3-4 ay Napoli'de yaşadım. Böyle gitmişliğim var. Bir de İsveç'te yaşadım. Yani onlar da hep aylık böyle 5 Bir ay de abla 6 yanlış ay. anladım. Peki abla, bu senin bir de engellenmelerin ünlüdür. Yani belgesel yaparken iptal olan programlar, önceden Oha çekilen evet. yayınlar. Mesela Büyük Ortadoğu Projesi sanırım Yani Büyük Ortadoğu bölümü projesinden kaldırılmıştı. evvel Öyle hatırlıyorum. aslında şey vardı. Yani hani nasıl sana söylüyorum 15 yaşında 1970 olayı benim için bir kilometre taşı. Çok önemli işçilerin yürüyüşü. Yani Evet. 16 Haziran hiçbir zaman unutamayacağım bir tarih işte. Onunla başladı her şey gibi geliyor insana. Onun gibi benim için bu yani Filistin programında
İşte kapıya Ulus'taki TRT'nin kapısına İsrail konsolosluğundan katip geldi, sizi görmek istiyor. İşte hemen beni çağırıyor TRT müdürü. Hayır, görüşmeyeceksin hiçbir şekilde. Biz hallederiz dedi filan. Zaten dedim yani görüşmeyeceğim. Ya da işte Filistin, o sırada da tam Şimon Peres gelmiş. Filistin programım yayından kaldırıldı. Böyle kala kaldım. Ben gidiyorum dışişlerine, biz dışişlerine bağlıyız ya. Namık Tan var falan o zaman. Ya diyorum ne oluyor ya? Ne oluyor yani? Ben hepsini diyorum basına anlatacağım bak bunları. Gidip bıktılar yani. Beni gören böyle dışişleri de nefret ediyorlar. Hissediyordum yani. Ama yani devamlı böyle Abazya programında ben nasıl olurmuş da Sergey Bagapşa Abazya Cumhurbaşkanı dermişim. Nasıl dermişim? Kıyamet kopuyor. Gürcistan ayağa kalktı. Gürcistan Büyükelçiliği ayağa kalkıyor. Ya diyorum adam Cumhurbaşkanı. Yani Sergey Bagapş zahmetli oldu Yani. şimdi. Cumhurbaşkanı adam diyorum. Abazak komünitesi burada biliyorsun senin oralarda falan. Ayağa kalktı İlhan Kıymetler falan. Herkes ayakta kıyamet kopuyor. Onların baskıları falan var. Gene devam ediyor. Zorla koydurduk şeye. Hep her Tabii. bölümde böyle. En sonunda ama en rezili yani bence. Ben normal gidiyorum yani İsveç'e gittim işte. Horace Engdahl'la görüşüyorum yani. Bu Nobel'i veren yerin başı bu adam. Ve adam Evet. hakikaten hambantları da var bende. Açık açık söylüyor. Biz ülkesine karşı olana veriyoruz kardeşim diyor. Bu cümleyi etti bu adam. Ben bir şey, gazeteci olarak bunu yakalamayayım mı yani? Bunu boş ver bunu sileyim mi? Silemem. Yok, bunu herkes yayınlar. Yani gazetecilik dürtüsüne sahip olan Yani herkes. inanamadım ben nasıl ya diyorum adama yani nasıl bunu söylediniz mesela örnek diyorum falan. Gülüşerek yani konuşur. Adam diyor yani tabii diyor Çinlilerde mesela diyor onları verdik Doğu Türkistan'a veririz diyor. Yani benim işime o yarıyorsa ona vereceğim diyor. Ne yapacağım diyor. Bana karşı olanı mı vereceğim diyor adam. Böyle konuşuyor adam benimle. Her şey açık. Anlıyorum dedim yani ben. Sizin pozisyonunuzu anlıyorum falan diyor. Gayet naziyiz yani bu arada. Sonra program yapıldı. Tabii benim çok ilgimi çeken Özdemir İnce çok ilginç bir insandır. Biliyorsunuz herhalde. Özdemir İnce'nin yazdığı yani bu öjeniks denen bir ırkı yok etme olayları var. Yani bunları ben bilerek gittim oraya. Ama aynı zamanda Stockholm Üniversitesi'ne gittim. Orada adamlar buldum. Önceden gitmeden. Onlardan aldım bütün. Yani 1920'den 80'e kadar olan süreçte Laponların, Sami ırkının, genç kızlarının şeylerini bağlıyorlar. Anlıyor musun? Yumurtalıklarını. Yani bir kısırlaştırma söz konusu. Çünkü böyle çekik gözlü bilmem ne falan kara kuru insan istemiyorlar. Anladım o yani. Böyle bir şey. Sarışın olmak önemli galiba adamlar için. Yani niye böyle bir şey var? Onu da tam anlayamıyorum. Ama bu var yani. Bu yapılmış. Bunu da biliyorlar yani. Bunu herkes orada şeyi var yani üniversitede bölümü var. Ve biz oradan elimizde belgeler vardı. Öyle gittik. İşte bunları söyledik. Bir de orada görüştüğümüz insanlar korkunç bir alkolizm olduğunu söylediler. Çünkü hani şimdiki pandemi olayına da benziyor. Yani herkes bunalmış. Güneş yok. Çok önemli bir şey biliyorsun güneş. Güneş Depresif yok. o yüzden. Çok depresyon var. Özellikle kadınlarda. Yani ve işte orada yani bu konuyu aslında yazacağım bir gün. Yani bunu kitaplaştırmak lazım aslında. Yani Batılı kadın kendini çok özgür falan ya bunlar Emirhan böyle her şey tamam ama yani kendini çok değersiz hissediyor. Bu Hristiyanlığın verdiği bir şey aslında. Kadının hiçbir değeri yok. Kadın et parçası gibi. Bir Bunu hata anlat. tarihte sanki. Ha? Sanki bir hata tarihte. Hristiyanlığın biraz öyle görüşü var yani. Öyle Kadın için. yani cadı madı yani böyle yani yatarsın atarsın.
Yani aslında o özgürlüğün altında çok büyük bir dram var ve bunu kadınlarla orada biz çok konuştuk. Yani kadın olayına özel ilgim olduğu için çok fazla kadınla da bu olayı konuşmuş biriyim. Diyeceksin ki yani Türkiye'de her gün bilmem kaç kişi kadın öldürülüyor. Ama orada başka bir şey var. Yani mesela belli bir yaştaysan, benim yaşımda gibi yaşlıysan, inanılmaz bir şey oluyor ve korkunç saygı duyuyorsun, duyuluyorsun. Böyle bir gariplik de var. Yani çok farklı kültürel bir şey var. Gençlerle yaşlı kadınlar arasında hani falan. Neyse. Neyse yani bu program yapıldı. Evet, benim çok ilgimi çeken bir konu. Neyse. Bu program yapılır yapılmaz. Özellikle üç kişi. İsimlerini de vermekte verebilirim yani. Murat Belge. Şahin Alpay. Yani ve şey, Yavuz Baydar. Yani bu üç gazeteci, ki bunların hepsinin İsveç'te işleri var. Yani iş yapıyorlar veya İsveç'te alakalılar ya da işte para kazanıyorlar, evleri orada falan, öyle şeyler de var. Bunlar hemen yemiyor, içmiyor. Christopher Asp'e gidiyorlar. Yani İsveç Büyükelçisi'ne ve diyorlar ki bir kadının biri çıktı ve bir program yaptı ve bu programda İsveç'teki öjeniks, yani bu olay işte ırk şeyini temizlemek, yani bir anlamda bir soykırımdan bahsediyor. Nobel'e, Alfred Nobel'in işte dinamiti yapan bir şey oldu falan. Ama bunların evet, hepsi doğru da, yani. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. O da enteresan bir konu. Yani enteresan tabii, yani adam o zamanın silah fabrikatörü. Adam böyle çalışıyor. Ben bir şey de demem biliyorsun. Ay çok falan demiyoruz biz. Diyoruz ki Alfred Nobel, ya ben çok adam öldürdüm, onun için bütün paramı şunlara bağışlayayım falan demiş yani. Böyle bir adam. Ben orası anlatıp bırakıyorum, zaten bir şey söyledim yok. Neyse, Christopher Asp hemen işte harekete geçiyor. Yavuz Baydar diyor ki 216'dan TCK'nın, ceza kanunun 216'sından bağımlı var. Yargılansın, içeri atılsın. İşte bu programlar TRT'de nasıl çıktı, bunların hepsini kaldırın, atın falan, böyle şeyler. Neyse ki Özdemir abi de, Özdemir İnce de, ondan sonra öbür birçok başka değişik yerlerden birçok insan da sahip çıktı tabii. Çünkü çok zırvaydı yaptıkları. Yani böyle bir şey oldu. Bu da açıkçası benim işime geldi. Neden? Çünkü sesimi çok duyurdu ben insanlara. O kadar duyuramamıştım belki o zamana kadar. Ama 2006'da yani duymayan kalmamıştı. Buna yaradı. İşte bunları yaptık. En önemli olay oydu. Ondan sonra da yani Filistin'le başladı. Avaza olayı, yani Gürcistan'ın o müdahalesi. Evet, İsrail müdahalesi. Bu İsveç'in müdahalesi. Gürcistan müdahalesi. Yani bu şekilde hemen hemen bütün programlar böyle gitti. En son çok sevenim vardı içeride. Yani TRT'de çok gerçekten ve inanamayacağın insanlar. Yani adam bayağı bildiğin tarikat ehli. Yani bir takım tarikatlarda yani bu adamlar. Ve evet. Yani benim kim olduğumu falan da biliyorlar yani. Fakat nedense, onu bilemiyorum. Böyle bir takım haberleri bana söylediler. Dediler ki seni atacaklar. Senin bilgin olsun, biz TRT'deyiz. İçerideyiz. İçeriden sana bu bilgiyi veriyoruz. Yani çok yakında atılacaksın. Ben de o zaman dedim beni herhalde yazın ortasına atarlar. Çünkü TRT'de kimse kalmıyor. Bir de o zaman öyle bir şey de vardı biliyorsun. Yani bütün gazeteciler de Temmuz Ağustos'ta çalışmıyor sanki. TRT'dekiler gidiyor. Gazeteler biraz hani dağılıyor ortalık. Kimsenin ruhu duymayacak. Haber saldım işte. Büyük Orta Doğu projesini yapıyorum şu anda falan diye. Aslında yapmış ve bitirmiştim bütün montajı. Montaj elimdeydi. Ondan sonra haber saldım. O zaman hemen geldi, atıyorum seni diye. Yani dolayısıyla Mayıs'ın 20'sinde atıldığım haberi geldi. Bir tane zarf geliyor, böyle açıyorsun. Gırç gırç diye. Orada yazıyor işte. Sebep falan yok. Ben de gülümseyen bir insanım genelde biliyorsun. En korkunç zamanlarda bile böyle bir iliştiririm yani. Gittim orada, karşıma çıkmadı. İbrahim Şahin de yeni gelmişti. Ondan sonra döndüm. Dediler ki
Beşir Atalay ve Ahmet Davutoğlu ilgileniyor daha çok TRT'yle. Ahmet Davutoğlu'nun nerede olduğunu buldum. Four Seasons diye çok lüks bir otel var Sultanahmet'te. Eski hapishane biliyorsunuz. Evet. Orada evet, toplantı yapıyor. Atladım oraya gittim. Hatta gidip cümbür cemaat böyle aşağıya falan inip kapıları açtım. İçeride ne göreyim? Ahmet Bey oturuyor. Davutoğlu'nun yanında Etken Mahçupyan, Markara Seyhan, ondan sonra Cengiz Çandar. Hepsi oturuyorlar hemen de Zaman kapıları. Zaman Gazetesi eski ekibi. Zaman, taraf, marap hepsi Zaman Gazetesi beraber. ve Radikal ekibi. Ve hemen kapattılar kapıyı falan. Neyse dışarıda bekleyeyim dedim, kendisiyle görüşmek istiyorum falan. Sonra çıktı, dışarıda görüştük. Ya dedim yani beni atıyorlar galiba ama siz ilgileniyormuşsunuz. Yani barking dog diye İngilizce bir terim var. Ben bunu yapıyorum. Atılmamın da çok saçma olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben çok önemli bir kozum TRT için ve siyaset için dedim. Ne gibi dedi? Barking dog dedim, avlayan köpek yani. Nasıl ki onlar devlet olarak yapmıyorlar, size söylüyorlar. Bakın bizim gazetecilerimiz özgür gazeteci. Türkiye'de Ermeni soykırımından bahsediyor. Ben de diyorum ki kardeşim siz ne yapıyorsunuz, bana bir açıklayın diyorum ama ben gazeteci olarak söylüyorum. Evet. Yani niçin atılıyorum ben? Sebebi nedir? Ben bir konuda bilgim yok. Ben araştırayım dönerim falan gibi şeyler söyledi. Peki dedim ben. Sonra baktım hiç haber gelmiyor. Tekrardan Ankara'ya gittim. Yeni gelmiş, PTT'den yeni çıkmış bir yardımcı var. Zeki Bey. Genç bir adam. Ama öyle insanlar vardır ya, gözlerinin içine tam bakamazlar senin. Öyle bakmıyor. Biraz çekingen. İslami bir geçmişten geldiği belli. Ben oturdum yanına. Dedim ki Zeki Bey dedim. Yani sanmayın ki dedim ekşimeye geldim buraya. Atıldığımı öğrendim. Çok emek verdim. Bana büyük paralar teklif edildi. Dışarıdan yap bu işi dendi. Hayır, en düşük paraya iç yapım olacağım dedim. Yani benimle dönüşümlü olan insan şu anda benim 10 mislim para alıyor. Ben onu kabul etmedim. Özellikle bunu yaptım. İsteyerek yapıyorum ama öğrenmek istiyorum. Hakkım mı benim? Madem atıldım neden? Bunu bilmek istiyorum dedim. Orada genç de bir adam tabii böyle şey yaptı, şaşırdı herhalde. Yani dedi Banu Hanım biz dedi sizin dedi gitmenizi ister miydik, hiç istemezdik ama dedi yani dedi Amerika işte dedi İsveç, Gürcistan, İsrail büyükelçiliklerinden direkt dış işlerine haber gitmiş dedi. Tamam çok teşekkür ediyorum. Hemen dışarı çıktım, sekreter arkadaşı içeride 3-4 kişi vardı. Onların isimlerini aldım ben de. Herkes duydu çünkü. Çok güzel, önemli bu dedim. Sonra kendime bir iş belirledim. Yani tek tek Fox TV'ye gideceğim. Biliyorum işi almayacaklarını. Gideceğim, iş isteyeceğim. D'ye gideceğim, iş isteyeceğim. Şova gideceğim, iş isteyeceğim. Hepsini duymam lazım dedim. Evet. Çünkü iyi bir belgeselciyim ben. Ve gidiyorum mesela işte Fox'a, kim o? Andrew Taylor. Gülüyor adam, diyor ki ben de Amerikalıyım. Amerika yüzünden atılmadınız mı? Burası da Amerika. Yani hepsinin başında, bütün televizyonların başında Amerikalılar var. Ve adamlar gülüyorlar. Ben diyorum tamam biliyorum zaten ama gülün. Ama ben duymak için geldim. Sağ olun, teşekkür ederim. Çıkıyorum. Hiçbir yerde iş bulamadım. Çalışmayacağım dedim. Kitaplarımı yapıyorum işte biliyorsunuz. Dönemde kitaplar yaptım. Sonra Mustafa Özbek çok istiyordu benim TRT'de çalışmamı. Mustafa Özbey'in içeri alındığını duydum. Hastaydı da Mustafa Bey. O içeri alınca gidip bedava, yani para istemiyorum, burada yapacağım ben bunu. Ama gezemiyorum çünkü öyle bir para yok. Ama orada yapacağım dedim. Orada yaptım işte. Daha sonra da şeyde yaptım. Kanal 99 ya Haydarpaşa'nın bir televizyonu bu. ama hiç karışmadılar. Fakat sonra karışmaya başladı. Orayı bıraktım. Yani öyle bir şey. Anladım onu. Ama daha sonra da hiçbir yerde bir şey yapamadık yani, öyle kaldı. Yo, bence kanallarda yapmasan da bence senin özgürlüğün... Ama şimdi bak şeye, çocuklarına bahsetmem lazım. Kubilay Tuğlu ve Cem Gümüş ve Gamze Köse bizim. Ve benim yönetmenim TRT'deki, hala da orada yönetmen Özlem Bülbül. Ama en başta Cem'le Kubilay
Yani dediler tamam hiçbir şey yapmıyorsan podcast denen bir şey var bari onu Evet. yap. Çünkü annemi kaybettim ben 2 sene evvel ve annemle biz çok yakındık. Aşırı yakındık. Allah rahmet O eylesin. beni birazcık dümdüz yaptı. Yani biraz zorlandım ben annemi kaybedince. Oradan da çıkmama yardımcı oldular yani. Onlar dediler ki yani şunu yap, bunu yap falan. Önce biraz direttim, direndim ama sonra baktım yapabiliyorum. Yani onlar sayesinde öyle bir şey yaptım. Şimdi belki işte bir belgesel gibi yapalım diyorlar. Ona da güvenemiyorum. Tamam ama bakalım belki yaparız yani. İnşallah abla. Bekliyoruz.